Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an Samira ile Van Erciş'ten Midyat'a doğru gidiyoruz. Yol üzerinde asker kontrolü varken orada nereye gidiyorsunuz dediler. Biz de Midyat'a dedik. Size araba ayarlayalım dediler. Orada bekledik. Şimdi abimiz Midyat'a değil de Diyarbakır'a doğru gidiyormuş. Bizi de yol üzerinde bırakacak. Kahvesiz duramayız. Şurada bir belge var, dökülmesin. Şimdi böyle bir yerde durduk. Burada dinlenme tesisi var. Burada kahvaltı yapacağız. Samira şuraya otlanır mı? Bak buradan bir şey alalım. Şuraya otla. Bunlardan alalım. İki tane poğaça mı bunlar? İki tane. Tatlı da var. Tuzlu olsun. İki tane mi alsın? Yani iki tane mi yersin, bir tane mi? Sen üç tane verirse koyarız. Tamam, üç tane olsun. Çay da var mı? Sen çayda oturun böyle. Şurası iyi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Bu İran'da senin şey medya, YouTube'u takip ediyoruz. Ya. Sen miydin değil mi? Ha, benim o. Simandan geldi. Nasılsınız? Gelin bir çay için. Şimdi şey yapalım, nasıl? Arkadaşım gelsin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Tamam, geliyoruz şimdi. Arkadaşım da var. Ha. Siz nerelisiniz? Aa, ne güzel. Ayhan Bey, tamam. Seni arayayım dostum. Tamam. Aynen. Aynen, güzel oldu. Olur herhalde. Sağ olun. İyisiniz. İyi, İsim sağ olun. Neydi senin? Ben Berna. Berna, sizin? Samira. Samira. Sizin? Benimki Abdullah. Abdullah. Ben de yurt dışına çok gidiyorum. onun için YouTube'unuzu takip ediyorum yani. Sürekli. İran'a 3 kere gittim. Aa, ne Tabriz. Güzel. Bu benim mi? O geçen ay herhalde şey gitmiştiniz. Yerivan mıydı? Neydi ya? Irak, Azerbaycan. Doğru. Kuzey Irak'ta Ezidiler vardı. Ezidiler var. Laleş'e gittim. He, Laleş'e. Siz de öylesiniz. Ben Batman'dayım. Batman. Evet. Buyurun. Ya, afiyet olsun. Biz kalabalık yaptık. Yediniz mi? Vallahi yedik. Samira. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Biz Batman'a gidiyoruz. Aa. Biz şeyden geliyoruz, Nahçıvan'dan. Aa, oraya gezmeye mi gittiniz? Yok, benim kızım üniversiteyi orada okumak istiyor. Oranın kaydını Bakmaya yaptık. Gittiniz. Aynen, gittik. Mülakat oldu. İyi, güzel. Böyle bir şey. Memleket neresi? Samsun. Ordu'ya asfalt veriyorum şu an. Belediyesine ben kayıtım şirketim var. Türkiye genelinde dağıtım firması. Öyle işte. Ben de gezmeyi çok seviyorum. Hani farklı kültürler, farklı coğrafya olsun. Mesela ben Laos, uzak Doğu Asya ülkeleri hiç kalmadım, gitmedim. Şu an bileğimi kesmişim, şeye gidiyorum. Güney Kore'ye gidiyorum. Ne güzel. Evet, oradan Kamboçya, Bangkok, böyle. Çok iyi. Siz de geziyorsunuz. Ben kışın lazım. Çalışıyoruz, yol yapıyorum. Çok yoğunum. Ama kışın da geziyorum. Bir ay telefonumu kapatıp kafamı dinlendiriyorum. Geziyorum. Farklı kültürleri çok sevdim. Meraklıyım diyorum. Genelde meraklı olanlar beni takip ediyor. Çok farklı. Vallahi yerleri ben seni, hep takip ediyorum. Tabii YouTube'da. Hı hı. YouTube'da aktif.
Suriye Kürtçe biliyor musunuz? Yok. Ben gittiğim zaman birkaç kelime öğreniyorum. Evet. Bir yandaş vardı yanımızda herhalde Kürtçe bilen. O Ezidi arkadaştı. Ezidi. Abdullah Bey, biz Batman'a gidiyoruz. Bizimle gelin. Oradan da Midyat'a minibüse geçersiniz dedi. Şimdi eşyalarımızı almaya gidiyoruz. Şimdi biz Batman'a geldik. Evet. Burada dinleneceğiz, sonra yola devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Artık bu şurası. Ha, güzel bir yermiş. Aynen. Şuradan tutup kalkıp Berna bana hello dediler. Ben de hello dedim. Şimdi biz Batman'dayız. Artuk Bey kafesine oturduk. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Samira Mezopotamya pizzası sipariş verdi. Evet. Samira pizzayı da çatalla yiyor. Ama yok, bu değişik bir pizza olduğu için böyle elle yenilmez. İçinde pastırma da var. Bak bakalım tadı nasıl. Güzel. Şimdi Samira menengiç kahvesi deneyecek ve yanında badem şekeri var. Yorumlarını bekliyoruz. Erna, bu sütlü mü? Sütlü mü? Bilmiyorum. Evet. Süt mü var? Beyaz. Samira'nın süte alerjisi var. Ama onu biraz şekerli söylemeliydi. İbrahim Bey buraya tekrar geldi. Gitmezseniz birlikte kahve içeriz dedi. Buranın Süryanisi çok güzel. Ben size şimdi onu ısmarlayacağım. Tabii ki de. Vardı. Evet. Biz Batmanlıların namını çok duymuştuk. Evet. Batman'ımız güzel, sakin bir şehir. Abi bizi hesap ödetmedi, kendisi hesabı ödedi sağ olsun. Batman halkının da ne kadar sıcak kanlı, misafirperver olduğunu bize söylemişlerdi. Şimdi otogara gidiyoruz, oradan da Midyat minibüslerine bineceğiz. Yok, sorun değil. Evet, şimdi Midyat'a geçiyoruz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi misiniz? Rahatsız ettik sizi. Hayır, rica ederim, hayır, rica ederim, hayır, rica ederim. Hayır, rica ederim. Bunları bizim araca bırakalım. Tamam. Ondan sonra gezmeye devam edelim. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Benim çantam da ağır. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Şimdi anıtlı tarihi Süryani köyüne gidiyoruz. Meryem Ana Manastırı var orada. Bakın burada da Süryanice yazılmış. Dinler ve Dinler şehrine geldik. Şimdi Meryem Ana Manastırı'na geldik.
Burası Mezopotamya'nın başkenti yapılan asıl orijinal ismi Anıtlı ve Ha geçiyor. Ve Ha şu anki dünya en eski kültür mirasının birinci sırasında ve aynı zamanda dünya turizm tarihi köy olarak ilan edildi ve dünyada örnek olarak bir anıta sahip. Şu anda göreceksiniz hem içi dişi ve çok farklı bir motife sahiptir. Çok değerli misafirimizi ağırmak istiyoruz. Buyurun sayın. Sağ olun. Şimdi bu köyde sadece Süryaniler yaşıyor değil mi? Sadece şu anda Süryaniler yaşıyor. Bir iki tane aile Müslüman da vardır. Selamun aleyküm. Ailelerimiz Müslümanlar, seyirciler, Süryaniler. Ama iç içe bir aile olarak oturuyoruz. Samira, Mardin'de çok farklı dinler var, çok farklı ırklar var ve yan yana huzur içinde yaşıyorlar. Ne güzel. Yani Hazreti Musa'nın zürriyetine Seyhi, Müslüman ve Süryani kardeşlerimizin aynı zamanda burada bir aile olarak yaşıyoruz. Şimdi ibadet vakti. Ayin düzenlenecek. Süryani halk kiliseye geliyor. Merhaba. Çağba Şam. Yani ve Şam. Azdali ni brazi hacim hacı Abdullah. Çağba. Azı şey turizm etkim. Azavale muhtarım aslında tibeci. Am gerti jo mamnunum. Ser Çağba. Am ji mamnunum. Kaçkay ma tibeci go am karın ve mezinin go hatta on dedaq ibadete khubukan. Mugazaj am jalbeci mi ser Çağba. Ser Çağba. Tamam. İzin ister. Karın çıkar bu menin. Tamam. Sağ olun. Serbest. Saç ağabeyimiz. Gelin evet. Biz şu arkaya oturabiliriz. Tabii tabii oturacağız. Tamam. Sağ olun. Şimdi Süryanilerin ataları Asurlular, Hristiyanlığa geçtikten sonra Süryani adını alıyorlar değil doğru. mi? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tarihi boyunca Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyanlığı kabul ettikten sonra ve bu 2000 yıl oldu ve aynı zamanda devam ediliyor yani. İlk Hristiyanlığı kabul eden toplum olarak biliniyor ama? Biliniyor ama Asurlar'da, Roma İmparatorluğu döneminde ilk 40 asker Roma döneminde Hristiyanlık kabul ediliyor. Ve Roma İmparatoru bunu duyuyor ve bunları davet ediyor ki başka dine geçiş yapamazsınız. Ve aynı zamanda o Mardin'de var, 40'lar Kilisesi. O 40 askeri bir türlü ikna edemiyor, Hristiyanlık kabul ediliyor ve Hristiyanlığa geçiş yapıyorlar. Onları Sivas Buz Gölü'nde diri diri bunları öldürülüyor. Onların adına bizim Mardin'deki 40'lar Kilisesi'nde bir bina yapılıyor, kilise oldu. Ama Hristiyanlık temeli Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Yukarı çıkalım. Aynen, yani Hazreti İsa Aleyhisselam Hristiyanlığı getirdiği zaman evet. ilk kabul eden, yani Hazreti İsa'nın dinini kabul eden toplum olarak bilinir. Aynen doğrudur. Thank you.
için bir tanıştırayım. Yengem. Merhaba. Ama bizim buradaki Süryani ama benim yengem. Ya. Böyle söyleyeyim. Zaten biz dedik onların evine gideceğiz. Siz isterseniz konuşun. Köyün muhtarın eşi. Aynı zamanda bizim çok kıymetli bir ailemiz yani. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Tanıştığımıza memnun olduk. Biz de memnun olduk. Adınız neydi? Leman. Leman ablam bir tane de. Leman yengem. Hatta şimdi dedik nereden ya. Nereden geliyorsunuz? Ben Samsunluyum, benim arkadaşım İranlı. İranlı, hatta Samsunluyum. Memnun oldum ben de. Sağ olun. Gezdiniz mi? Gezdik. Hatta dedik size bir selam İran'ın, vereceğiz. Evet, ben bilmiyordum. Daha önce gelseydiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefon, şeref verdiniz efendim. Keşke haber verseydiniz. Küçük prenses nazlısınız. Nasılsınız? Keşke haber verseydiniz. Yaşlı prens diyeceksiniz. Yo. Evet. Sizi fazla tutmuyor ki ibadete geçeceksiniz. Yani geçeceğiz. Ne diyor bakalım hadi. Hadi canım. Sağ olun. Gezdiniz mi? Gezdik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sırp çağabeyim cünami ma götü baş ve cünami. İnşallah her cümle. Hadi sırp çağabeyim cünami. Barış Tepe hem Türkçe hem Türkçe Süryanice Barış'ı temsil ediyor ismi. Ve aynı zamanda burası bir tane rahip 30 yıl boyunca halktan uzak, toplumdan uzak bir çilehaneye giriyor. Orada inziva ediliyor. Allah'la ibadetini gerçekleştiriyor ve ilk Zerdoşluk döneminde Güneş Tapınağı olarak burada geçiyor. Sonra Hristiyanlık kabul ediliyor. Ve aynı zamanda Hristiyanlığa devam ediyor. Ve şu anda yaklaşık 150 hane var. Hepsi Müslüman. Sadece kilisenin içindeki yaşayan bir iki tane Süryani aile var. Ve aynı zamanda burası Mezopotamya'nın barış köyü olarak ifade ediliyor. Bu köy o zaman Zertüştilik'ten de önce Mitraizm. Mitraizm. Aynı zamanda Diyarbakır'daki Zerzavan karşısındaki evet. Mitras Tapınağı. Aynı bağlantısı var yani. Evet, şimdi Mor Yakup Manastırı'na geldik. 386 yılında yapılmış. Burada bir rahiple görüşeceğiz. Gelik mutalabe de kırın ko, tuhazın vardı binin. O tuhazın gödük kelimeler bıştın ko zamanı da habi. YouTube kanala ana ya ko sadu 20,000 insan matakip kıyana. Bir tuhazı gödük kelimeler bıştın ko zamanı da zamanı da fazla ne bilir. Konuşmak istiyorsanız aboneyle tamam. Konuşabilirsiniz. Adınızı öğrenebilir miyim? Rahip Daniel. Tanıştığıma evet. Memnun oldum. Süryaniler Hristiyanlığı kabul eden ilk halk mı? Evet. Evet, onlar Mezopotamya'da oldukları için bir de Arami kökenli oldukları için bunlar da mesela eski peygamberlik vardı. Yani İsa'nın gelişi hakkında bilgileri vardı. Putperest idiler fakat yine de bilgileri olduğu için mesela hani Urfa'daki Kral Abgar dediğimiz daha İsa dünyadayken ona bir elçi göndermişti. İşte onun yanına gelmesini
istediği ondan. Onun da bir hastalığı vardı. Beni de iyileştir. Ufak bir kentim var. Bana da yeter, sana da yeter diye bir konuşma, bir, yani bir yazı göndermiş ona. Ondan haberleri vardı. Onun için havariler dünyaya çıkar çıkmaz ve onun hakkında bir şeyler söylediklerinde Süryaniler çok çabuk ve sorunsuz bir şekilde Hristiyanlığı kabul ettiler ve İsa'yı kabul ettiler. Onun için Süryanilerden daha önce hiç kimse Hristiyanlığı kabul etmemiştir. Çünkü onlar hem çok yakındı hem de bu konuda da bilgileri bayağı vardı. Onun için bu doğrudur. Süryaniler günde kaç defa ibadet ediyorlar? İbadet şekilleri 24 saat içinde 7 tane ibadet zamanı vardır. Fakat şu anda biliyorsunuz bütün dünyada ve bütün dinlerde iman eksik azaldığı için ne yazık ki herkes bunu yapamıyor. Ancak belki rahipler, belki papazlar bunu yapar ya da 4-5 tanesini yapar. Genellikle mesela 3 tanedir. Sabah, öğlen, akşam. Ama diğerleri özel ancak insanlar bunu yaparlar. Fakat resmi olarak 7 tane ibadet zamanı var. İncil mi okunuyor bu ibadetlerde yoksa farklı bir dua mı? İncil de okunuyor. Ayrıca mesela ilahiler de var. Bir de mesela dua. Dua dediğimiz yani Allah'tan istek şeklinde de zaten dua. Böylece bu şekilde yani hepsi de var bu içinde. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim amca. Bir de aynı zamanda amcanın içinden şu şekilde ifade edeyim. Bu coğrafyada yani özellikle Mezopotamya'daki Abuna'nın görevi buraya gelip çok elverişli böyle çok gönül içinden geçerek halkına ve özellikle bu manastırlara bir katkısı oldu. Yaklaşık aşağı yukarı ortalama bir 20 seneden daha fazla oldu. Şu gördüğünüz bütün hizmetleri amcamızın emek sarf etti ve kendisi başında durarak ve yurt dışına gelen misafirlerimizi ağırlamak için daha bir rahatlığa kavuşması için arka tarafta bir otel tarzı bir misafirhane şu anda hazırlıyor ve bu kilise maalesef kaderine terk edilmişti. O geldikten sonra dağa bakarken dağ, bakarken bağ olabiliyor yani. Onun sayesinde şu anda hem turizme ve aynı zamanda dünyaya tanıtılması ve şu anki temizliği görüyorsunuz. Bu arkada bir güneş tapınağımız vardır. Onlar toprak altındaydı. Onun sayesinde bir çıkartma oldu. Ve burada bir yaşam alanı yapmaya çalıştı ve çaba sarf etti. Şahsı adıma, ailem adına ve turizm adına ona minnettarım. Yani böyle gelip burada makam sahibi değil, taht sahibi değil. Hizmetkar şu anda giydiği kıyafet bile ben onunla gurur duyuyorum. Çünkü hem dinini kollayarak hem ibadetini bir arada getirmek ve özverili böyle bir çalışması var. Sağ olsun abonemizin ellerine sağlık ve geri kalan yaşamına sağlık, huzurlar dileriz. Çok teşekkür ederim amca. Fazla zamanınızı almayalım. Ben teşekkür ederim. Peki ibadet zamanında ayakkabıyı çıkartıyorlar. Bütün dinler için geçerlidir çünkü Allah huzuruna çıkıyorsun. Ama şu ana kadar gördüğüm hiçbir kilisede ayakkabı çıkartılmıyordu. Dört mezhep olduğu için Protestanlar var, Katolikler var, diğerdeki Hristiyanlar var. Bunlar farklı olabilir yani. Şu an bu hangi mezhebin kilisesi? Sizin mezhep oluşumu. Ortodoks. Ortodoks. Ortodoksunuz. Evet, şu an göreceğimiz yer İskender Dönüş döneminde. Burası Güneş Tapınağı olarak kabul edilen bir yerdir. Mitraizm inancına sahip olan evet. Kişilerin tapınağı. Evet. Burası 30 yıl ibadeti yapılan aynı zamanda bir rahibin bölümü. İnziva odası gibi evet. Bir şey mi? Aynen doğrudur. Yine gelip kalıyor mu burada? Yok, o vefat etti burada. Zaten manastır Mor Yakup manastırı dedikleri. İnzivacı Mor Yakup. Kendisi 20 sene boyunca inzivayı çekmişti ondan. 20 sene boyunca kendisini inzivayı çekerken vefat etmişti. İki öğrencisi vardı. 20 sene boyunca ekmekle suyla besleniyordu. 20 sene boyunca vefat ettikten sonra
Onun mezarı da var. İki öğrencisi mezarı da yan yanadır. Teşekkür ederim. Yeganım, tekstilin sahibi, aynı zamanda İstanbul'da anam yer. İstanbul'da yerleşim için bacın hem de durakı devam ediyor. O sadece fazla mezinin umi her. Nasıl diye? Ya hatır gibi abi, aynı da. İş kıyafeti mi dikiyorlar? Burada paket diyorlar. Paket ama. Efendim? Bir şey için ikram edelim. İçer misin? Teşekkür ederiz, sağ olun. İçin ya. Ben bir çay içeyim. Ayak üstüne. Sağ olun. İstiyorsan zamanımız yok. 25 bak ayak üstü çay için yapıyor zamanımız. Baba, karanlık olmadan şey görmemiz lazım bacını. Çay içelim. Yok benim zamanım. Biz bacını görüp geleceğiz. Var. Valla karanlık çok fazla. Siz bacını evet. Halkından mısınız? Hayır. Buranın Midyatlısı. Midyatlısı. İki tane çepet var orada, çay getirdim. İki tane acil acil. Tamam. O olur, o olur. Su da olur. İki tane de çay. Görüyorsun bak, kızları nasıl aldı. Hadi abim, mükemmel zaten. Muhteşem. Mardin halkı genel olarak iyiler. Evet, sıcakkanlılar. Çok sıcakkanlılar. Sizin de mi ihtiyaçlarınız? Ben kanadım yok ama İran'da rehberim. Vallahi sizi evde sıkıldıkça açıyorum. Evet. Sağ olun. İlk hangi videomu gördünüz? Ya genelde hani bu şeyler oluyor. Tanıtımlar İran'da. Yok yok, hangi bölümdü acaba? Bir sürü bölümler var. Aa. Hatırlamıyorum. Yorum yok. Ama özellikle şey, yani ben hani çarşıda gezerken bir şey alırken, yerken, alırken o şekilde. Onları gördüm. Evet evet. Bir de bir yerden bir yere giderken. Otostop mu? Evet. O var mıydı yanımda? O benim. O benim otostop arkadaşım. Bir de çok sıcak. Yani nasıl dayanıyorsunuz? Hatta bir yere de bir yere gitmiştiniz. Böyle çok ıssız bir yer. Böyle işte botokla gitmiştiniz. Evet. O videonun bir de şey. Şeye gittik. Bu Beluçistan'da mahrum bir köy vardı. Evet evet, bir köye gitmiştiniz. Evet. Abimiz benim takipçimmiş. Şey, yani gayrimüslim olan yerlere. Aynen. Takip ediyorum, izliyorum. Çay için her şey için sonsuz teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Aldım. Sağ olun. Şeker kullanıyorum. Hadi yok, hadi devam. Çok sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ruj başlara. Az daha linima, havalemiş İran'a, az işe turizm etkim ama nasıl bacı ne? Kuzun nasıl tanıdığı bacı ne bilin dünya? No Deutsch, is speak English. Ah, okay. Yes. Türkçe bilmiyor musun? Almanca. Biliyorsun sen? Şey de yok, Almanca bilmiyorum. Azir Türkçe var bizim. Jname Ömer haber şu hamı kara. Az daha linima, jname zaten var, jname akımı değil. Arkadaşlar Azir Bey. Az için bacını naslama dünyayı bakın. 150,000 takipçiye ve haya. Tuhazın ko kubur bedi naskırın. İjnami ola ancak am gahan. Başa bak hatta tarayı bugün. Başa bak hatta tarayı bugün. Kefa uçuyor ya. Baş kodes arukatı. Daha yap kartı eva. Okul be harın harın. Ama bu şap. Ne dedi? Çabuk diyor gidin karanlık çökmeden. Köyüne geldik. Çok kadim bir tarihe sahip köy. Kilmali hayat kinina. Malakı bu da. Aa tamam amim hazni bir sıkıntı nina. Sıkıntı yok dedi.
Şimdi Ezidi bir ailenin evine geldik. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah sağ olun. Merhaba. Size sandalye getirelim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. Burada uyuyor musunuz? Evet. Ne güzel. Şimdi bizim bu bölgenin hava şartları sıcak olduğu için biz dışarıda böyle hem tahtlarda da yatabiliyoruz, aynı zamanda böyle yerde de yatabiliyoruz. Ama şu gördüğünüz cibindiri de böyle çekiyoruz aile muhafazası nedeniyle. Ve normalde şu gördüğünüz yataklar zaten yün yataklar, daha sağlıklı oluyor. Bir de ücretsiz yıldızları izliyoruz. Peki sinek oluyor mu? Sinek çok nadir. Çok iyi. Evet. Siz hiç La Leche gittiniz mi? Gittim iki kere. Ben de gittim. Valla. Hı hı. İyi gittim. Bir sefer 9. ayda, bir sefer 10. ayda. Yani o cumayı gününde. Çarşamba sor bayramında. Çarşamba sor o Nisan'da oluyor. Gittiniz mi? Yok, oraya gitmedim. Burada kutluyoruz biz. Ben gittim. O dönemde oradaydım. Siz Türkiye'de mi geliyorsunuz? Ben Samsunluyum. Samsun. Aha, o arkadaşım İranlı. İranlı. Nerede Türkçe öğrendi öyle İranlı? O İran Türklerinden ama kendisi tur rehberi. Yani rehberlik işi gereği yapıyorum. De Türkçe ben öğrendi. Ben İran'da rehberlik yapıyorum. Rehberlik yapıyorsun. Evet. İyi. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Canım benim, sen ne kadar güzelsin. Hepsi güzel. Hepsi çok güzel maşallah. Şeyde siz şimdi ne zaman ibadet yapıyorsunuz? Günlük ibadet var mı? Güneş battığında, güneş doğduğu zaman bir de öğlen. Şimdi ibadet yapacak mısınız? Yok, ben kendim yapmıyorum ama yapanlar vardı. Ha, yapanlar o zaman yapıyor. Ha, güneşe tapıyorlar, güneşe doğru namazları kılıyorlar. Anladım. Sağda güneşe. Yani başka yok. Güneşe. Çünkü Yeziler güneşe çok tapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir eve dedi geçelim. Hazine Efendi'nin evine geçelim. Aa, çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sır çağına sır sırat. Merhaba. Merhaba. Şimdi Bacina köyünde Ezidi mezarlığına geldik. Hava kararmak üzere. Gösterebildiğim kadar göstereceğim. Mezarlıkların yönü güneşe doğru ve Ezidi mezarlıklarında bir şey fark ettim. Yolda da birkaç bir yerde görmüştüm. Çok düzenli ve sıralı mezarlıklar. Ezidilerin yani sembolü olan güneş bütün mezarlıklarda var. Ama şöyle bir şey de var. Böyle bu yeni çıktı herhalde. Çok fazla böyle minik heykeller koymuşlar. Şu anda biz Bacine köyündeyiz. Gülenen köyünde Yezidi toplumun aslında ilk yerleştiğim yeri Bacine. Ve şu anda gördüğünüz mezarları ve dünyada örnek olarak Melek-i Tavuz'a inanıyorlar. Ve aynı zamanda bizim Midyat'ın Katori taşlarıyla tasarlanmış. Bütçesi müsait olan işte gördüğünüz çok şatafatlı, çok güzel mezarlar yapıyorlar. Ve aynı zamanda bunların geleneğinde vardır. Özellikle Yezidi halkı Avrupa'da hangi eyalette olursa olsun %99'u mutlaka ölülerini Avrupa'dan bırakmıyorlar. Çoğunu %100'ü kendi toprağına, kendi köyüne getiriyor. Ama bizim Midyat'ta 6 tane Yezidi köyü var. Bu 6 tane Yezidi köyünün sembolü burası. Ve şu anda gördüğümüz sosyal bir tesisleri vardır. Taziye evleri, taziye günü, özel günleri burada kutlamaları yapılır. Ve aynı zamanda bizim İslam mezarın gibi farklı defin olay gerçekleştiriyor. Şu anda yeni bir genç kardeşimiz ölmüş. Mezarına çiçekler bırakılmış. Tabii bunu ilk önce topraklar kazılır. Tabut şekli aşağıya bırakılır. Üstüne beton döküyorlar. İnanç gereği. Sonra gördünüz kapalı mezarlar. Hiç toprak yok. Hemen şöyle yakında görmek istiyorsanız. Granitle ya da midye taşlarıyla kapatıyorlar. Bunların inançları bu şekil. Gördünüz şu anda biz bir... Bunun sebebi şey olabilir mi? Büyücüler gelip mezarlıktan parça almasın diye şey cesetten. Çünkü Mardin'de büyücülerin olduğu şehir ya. Aynı zamanda öyle bir şeye ben inanmıyorum ama bunların inançları bu şekilde. Evet, şimdi biz Mardin'e geldik. Sabah Samira ile Midyat'taydık.
Şöyle bir dek sanatı vardı, ondan yaptırdım. Bunlar normalde buranın halkının yaptırdığı dövmeler aslında. Çok eskiden. Çok eskiden, nazara karşı da çok yapılıyordu değil mi? Onu ben bilmiyorum ama eskiden büyüklerimizde, büyük annelerimizde, benim mesela kendi annemde ama büyük annemlerde böyle şey vardı yani. Buralara da yaptırıyorlardı. Evet. Dek. Bazıları güzellik için diyorum, bazıları nazara karşı evet, vesaire. Evet, ben de tutabilmiştim. Fatma teyzenin evindeyiz, misafiriz. Bize Mardin usulü içli köfte hazırladılar. Ben yani içli köfteyi çok seviyorum. Özellikle İnşallah Mardin usulünü. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah diyormuşum da beğeneceğimi seviyorum. İnşallah. O ne şerbeti? Bu reyhan şerbeti. Burada çok meşhur. Çok meşhur. Kürt kahvesi içtik, yanında da reyhan şerbeti vardı. O Doğru. Kürt kahvesinin içinde ne var? Farklı bir tadı var. Bir şey olabilir mi? Menengiç kahvesi olabilir. Menengiç değildi. Dibey'in farklı bir versiyonu gibiydi. Ben onu Erbil'de de içmiştim. Erbil'de çok beğenmiştim. Sanki Dibek kahvesiydi ama değildi. Kahve Yemen'den gelir. Aynen. Kahvenin vatanı Etiyopya'da. Ha, Etiyopya'da olabilir ama Yemen'den de geliyor. Teşekkürler. Yani burada Süryani kahvesi içmiş olabilirsiniz. Şimdi menengiç var, dibek var, Süryani var, Türk var. Ama şey, Kürt kahvesi yazıyordu. Yanında reyhan şerbeti vardı. Dibek gibi ama biraz daha farklıydı. Belki bir karışım olabilir Türk kahvesi, dibek kahvesi. Çünkü aynı isimle ben Erbil'de de içmiştim. Ve yani çok beğenmiştim. Mardin'de ve Güneydoğu'da hani çoğunlukta Kürt yaşadığı için evet. Olabilir. Onlar da bir buduş yapmış olabilirler yani. Tam olarak ben bilmiyorum. Çok beğendim. Buldukları yani kahveyi. Sevindim. İki tane deniliyor burada. Şimdi içli köfte, 3 çeşit içli köfte yapılır bizde. Örok yapılır, kibebet yapılır ve kiten yapılır. Hamurları farklı olur. Hmm. İçi aynıdır genelde. Evet, tadına bakıyoruz. Çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sen en fazla zahmet ettin sanırım. Zahmet değil de ben yaptım. Saatlerdir mutfaktasın. Evet, afiyet olsun. Şifa olsun. Sağ ol canım. Mardin'de yetişen bir salatalık türü. İsmi var da. Ben ilk defa gördüm. Biz acı Mardin'de rami diyor. Rami. Çok güzel. Çok güzel bir salatalık türü yani. Aynen çok güzel. Ben ilk defa yedim. Mevsimde çıkar.